Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Adana Demirspor benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir kulüp. Çünkü çok büyük bir taraftar potansiyeli var. Emekçi insanların kulübü. Yolda olmalarını, başarılı olmalarını çok arzu ediyorum gerçekten. Adana Demirspor'da maalesef istenmeyen olaylar yaşandı. İşte Balotelli'nin her maçta ama son maçta oynanan Konyaspor maçındaki tepkisi, Belhanda'nın disiplinsiz davranışları ki ben Galatasaray'dayken de Belhanda'yı biliyorsunuz. Beni çok yakından takip eden sevgili takipçilerim çok iyi biliyorlar. Eleştiriyordum. Hem takım içi disiplin açısından problem yarattığı konusunda hem de faydalı olamadığı için. Aynı şey Adana Demirspor için de geçerli ki bana Adana Demirsporlu arkadaşlarım, kardeşlerim ya da işte dostlarımız sorduğunda ben bunun çok doğru bir transfer olmadığını söylemiştim ama yönetimin kararlarına saygı duymak lazım. Onları aldılar. Şimdi problem yaşıyorlar. Problem şu ki çok büyük bir oyuncu olduğu varsayımından hareket ederek kendini teknik direktörün üstünde görüyor Mario Balotelli. Yönetim de bunun farkında. Başkan Murat Sancak da, ikinci başkan Metin Korkmaz da bunun farkında. Ve teknik direktör Samet Aybaba bu yüzden zaten daha önce bir istifa kararı almıştı ama konuşuldu ve vazgeçirildi. Şimdi istifa etti. Mutlak bir biçimde ayrıldı. Bu sürpriz mi? Hayır, sürpriz değil. Çünkü son maçta Balotelli'nin yaptığı hareketi yani böyle küfürler ederek kulübede oraya buraya yumruk atması, arkadaşlarına bağırarak konuşması vesaire kabul edilebilir. Bir teknik direktörün kabul edebileceği cinsten davranışlar değildi. Bu türden davranışlar bir istifayı gerektir. Eğer oyuncu kadro dışı kalmıyorsa ki Samet Aybaba maçtan sonra Başkan Murat Sancak ve Metin Korkmaz'la konuşarak bu oyuncunun kadro dışı kalmasını istedi. Mario Balotelli'nin. Ama hocam sen bunu düşün işte revize edelim, idare edelim, bir şekilde ara yol bulalım dendiği için Samet Aybaba bu yaklaşımı biz onu kadro dışı bırakamayız, sen istifa et cevabı olarak yorumladı. Bunun üzerine de ayrılık kararı verdi. Bence sürpriz değil, normal. Çünkü Samet Aybaba bu tür durumlarda çok tavizkar bir teknik direktör değil. Olmaması da gerekiyor zaten. Ve tabii Balotelli'ye yönelik de doğru davranması konusunda Adana Demirspor yönetiminin bir çağrısı var. Ama ben buna kulak asacağı kanaatinde değilim. Keşke Balotelli yetenekleriyle sahada konuşsaydı da yani sözlü olarak küfrederek yedek kulübesinde bu davranışlarda bulunmasaydı. Umarım bundan sonrası iyi olur. Fakat Samet Aybaba'nın ilk istifa kararından sonra da bildiğim bir şey var. Çok net bildiğim bir şey var. Adana Demirspor alternatif bir plan hazırladı. Hazırlamak zorunda. Çünkü bu evliliğin sürmeyeceği belliydi. Ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile görüştüler. Slaven Bilic bütün ekibiyle, kardeş de biliyorsunuz menajerlik yapıyor Slaven Bilic'in. Bütün ekibiyle gelmek isteyecektir. Kardeşiyle ilgili işte bu transfer dönemi bitiyor belki ama bir sonraki transfer dönemi kardeşiyle ilgili yetki de isteyecektir. Ben bunları biliyorum. Şu anda da Samet Aybaba sonrası dönem için Adana Demirspor kulübünün birinci opsiyonu Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic. Oradan Çin'den ayrılacak. Ve ben böyle bir anlaşmanın yapılabileceği kanaatindeyim. Edindiğim somut bilgiler de var. Çünkü Adana Demirspor'a hizmet etmiş, Adana Demirspor'da çalışmış dostlarımız var. Onlarla görüşüyoruz. En son işte dün birlikteydik, uzun süre sohbet ettik. Bu bilgiyi edindim. Yani Slaven Bilic'i düşünüyor Adana Demirspor teknik direktör olarak. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Slaven Bilic gelirse eğer buradaki şu andaki yapıyı kendi lehine değiştirmeye çalışacaktır. Bu da bir handikap. Ben Adana Demirspor'un başarılı olmasını isterim ve ligde istikrarlı takımlardan bir tanesi olarak Adana kentini, Türkiye'nin en büyük kentlerinden bir tanesi başarıyla temsil etsin. Temennim bu. Ama işte Slaven Bilic ile birlikte gelebilecek kriz, öncesinde Samet Aybaba, Mario Balotelli, Belhanda transfer politikası ile ilgili sorunlar ve işte iki tane sorunlu oyuncunun yarattığı krizlerle ilerleyemez Adana Demirspor. Buna bir an önce çare bulmak, çok daha makul koşullarda yeni bir dönem başlatmak gerekiyor. Adana Demirspor'la ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Beşiktaş'ta daha önce dediğim gibi Umut Meraş'ta anlaşma konusunda problem yok ama Le Havre ile bir takım görüşmeler devam ediyor. Emre Koca da Beşiktaş'ın as başkanı bunu net bir biçimde ifade etti. Henüz bitirdiğimizi söyleyemeyiz dedi. Ben de çıktığım televizyon programlarında buradaki yayınlarımda bunu söylemiştim. Francisco Montero Atletico Madrid'den tekrar kiralanabilir mi? Bir alternatif olarak duruyor. Francisco Montero geldiğinde takımı kurtaramaz ya da doğrudan oynayamaz. Vida'yı, Wellington'u kesemedi. Kesebileceğini de sanmıyorum ama işte Beşiktaş maalesef istediği transferleri yapamadı. Stoper mevki için Kaan Ayhan transferi olmadı. Ve bununla birlikte işte Umtiti'nin olması imkansız. Çünkü oyuncu 8 milyon euro kazanıyor net. Ve Barcelona ondan para kazanarak satışını yapmak istiyor. 8 milyon euro istiyor. Benfica yapamadı bu transferi. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor onlar da. Godin'le ilgili problemler çıktı. Maddi konularda anlaşma sağlanamadı vesaire. Dolayısıyla
böyle bir transferi gerçekleştirebilir mi? Tekrar kiralık olarak kadrosuna katabilir mi? Atletico'nun onu gönderme ihtiyacı var. Çünkü oynatmayacağı kesin. Kiralık olarak gidip oynaması ya da eğer mümkünse bütün aktayla satmayı da planlıyor Atletico Madrid. Ki İspanyol basında bu yönde bir haber çıktı. Bu da seçenekler arasında gözüküyor. Dolayısıyla Francisco Montero Beşiktaş'a dönebilir. Morita söylediğimiz gibi Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Bu hafta başında ben bu transferin Fenerbahçe adına bitmesini bekliyorum. Orta saha oyuncusu Japon Santa Clara'da oynuyor. Fenerbahçe ile ilgili bu gelişme var. Ve Galatasaray daha önce bir dedikodudan bahsetmiştim. Gittiğim bir yerde oturdum ve şu konuşuluyordu. Yani futbolun içinde olan insanlar dediler ki işte Marco Ağa sorunu çıktı Galatasaray'da. Sasula'ya Marco Ağa gidebilir. Kaan Ayhan karşılığında Galatasaray'a gelebilir. Ve Galatasaray bu işten takasla birlikte para da kazanabilir demişlerdi. Bu dedikoduydu. Yani ben orada duyduğum işte birlikte sohbet ettiğimiz insanların bana söylediği üzerinden bir haber var ya da bu bir bilgidir diye söylemem. Buraya gelip sizlere bunu aktarmam. Sadece dedikodu. Altını bir kez daha çiziyorum dedikodu. Ama bugün itibariyle Marcao'nun satışı söz konusuysa ki gerçekten Napoli'den bir teklif var. Napoli kiralama 1,2 milyon euro kiralama bedeli sezon sonu içinde sanırım 10 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu zorunlu olmamak kaydıyla koymak koşuluyla bir teklifte bulunuyor Galatasaray'a ki Krasnodar'ın da bir yaklaşımı vardı ama Bahattin Demirbilek'te görüştüm. Bu konularla ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz diyorlar. Yani konuşmak istemiyorlar. Çünkü Bahattin Demirbilek de Galatasaray Kongre üyesi Galatasaray'ı çok seviyor ama Krasnodar'da da CEO ve Krasnodar Başkanı ile ilişkileri var. İyi işler yapıyorlar. Birlikte o kulübü yönetiyorlar vesaire. Hassas bir noktada olduğu için bir şey söyleyemeyecek ama biliyorum Krasnodar'ın da bir ilgisi var. Fakat eğer Napoli'den böyle bir ilgi varsa ve Galatasaray çıkarları doğrultusunda bu dönemde işte para kazanmak ya da kiralama bedelini arttırmak, zorunlu satın alma opsiyonu koydurarak transferini gerçekleştirmeyi başarıyorsa ne ala. Bu durumda her ne kadar Sassuolo teknik direktörü Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyorsa Galatasaray Kaan Ayhan için onun da inadını kırabilecek bir yatırım yapıp onların istediği 3 milyon euroya yakın sözleşme feshi bedelini verip Kaan Ayhan alabilir. Çünkü Kaan Ayhan stoperde oynar, defansif orta sahada oynar, bildiğiniz gibi sağ bekte oynar. Galatasaray'da Fatih Terim'in düşündüğü gibi pek çok ihtiyacı karşılar. Üstelik yerli. Bu da çok önemli. Üstelik Avrupa Birliği pasaportu var. Bir başka detay da şu. Galatasaray'ın transferlerine bakın. Victor Nelson, Berkan Kutlu, gelebilecek transferler Jetson Fernandes, Halil Dervişoğlu, elbette ki Chicaldao, Morutan, bütün bu futbolcular önümüzdeki dönemde Avrupa'nın 5 büyük ligine yani AB ülkelerine transfer yaptıklarında ekstra komitario dedikleri Avrupa Birliği dışında dışından gelen oyuncular kontenjanını işgal etmeyecekler. Ne anlama geliyor bu? Galatasaray çok daha yüksek fiyatlarla, istediği fiyatlarla Avrupa Birliği'nde yer alan 5 büyük lige bu oyuncularını satabilir eğer performansları iyi olursa. Eğer bunlar yabancı kontenjanı işgal ediyor olsalardı ya fiyatta indirime gideceklerdi talip olan takımlar gerçekten transferini istiyorlarsa bile ya da transferden vazgeçeceklerdi ya da transfer teklifinde bulunmayacaklardı. Çünkü niye ben Avrupa Birliği dışından 3 tane oyuncu oynatacağım, 3 tane oyuncu kontenjanımı işgal edeyim diye düşünebilirlerdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği yurttaşlığına sahip olması Galatasaray'ın gelecek sezonlarda çok daha büyük beklentilere sahip olduğu futbolcunun Avrupa Birliği pasaportuna sahip olması ki Berkan Kutlu da biliyorsunuz İsviçre'de doğdu, büyüdü. Bütün bunlar Galatasaray'a para kazandırarak transfer yapma olasılıklarını yükseltiyor. Bu çerçeveden de ben akıllı bir transfer politikası yürütüldüğü kanaatindeyim. Facundo Daniel Torres Peñarol takımında oynuyor Uruguay'da ve Ignacio Rubio Peñarol'ün takımı Türkiye'ye geldi. Galatasaray'ı da ziyaret etti. Fatih Hoca ile görüştü Fatih Terim'le. Ancak bu bir transfer görüşmesi şeklinde yorumlanabilir mi? Bir fikir alışverişi yapılmış olabilir oradaki yetenekli oyuncular ki Muslera da Uruguaylı olduğu için Muslera'ya danışmadan izleme ekibinin tespit ettiği oyuncularla ilgili kesin referanslar verilmez. Muslera Uruguaylı olduğu için Uruguay futbolunu en iyi bilen ve gerçek referanslar verecek kişidir. Ancak Ignacio Rubio'nun gelişi bir transfer görüşmesi değilmiş benim öğrendiğim kadarıyla. Peñarol başkanının ziyareti sadece Galatasaray'ı da kapsamıyor. Beşiktaş'ta da görüştüler. Hatta daha önce Beşiktaş'ta görüştüler. Yani birazcık Türkiye pazarını tanımak, Türkiye'de iyi ilişkiler geliştirmek ve uzun dönemde belki oyuncu satışı işte bir işbirliği için buraya geldi Peñarol Başkanı ama Facundo Daniel Torres ile ilgili bir görüşme yaptıkları kanaatinde değilim ya da böyle bir bilgi edinmedim. Eğer böyle bir şey varsa ve ben duymamışsam
Bunu araştırıyorum. Eğer öğrenirsem böyle bir şey varsa elbette ki sizlerle paylaşırım ama şu anda böyle bir bilginin söz konusu olmadığını söyleyelim. 2 Eylül Perşembe'ye kadar takımlarımızın vakti var transferde. Yaptıkları transferleri UEFA listesine yazabilirler. Perşembe gününe kadar çok şeye gebe transfer. Yani önümüzdeki 4 gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe full time transferle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Ben de bunları an be an takip edeceğim. Bir kez daha söylüyorum, Galatasaray bir şekilde bu 4 gün içerisinde Jadson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferlerini bitirecek. Çünkü Salı günü itibariyle 31 ayın Avrupa'da transfer penceresi kapanıyor. O daha sonraki 2 gün Çarşamba ve Perşembe 48 saatlik dilim Galatasaray'ın operasyonlarda diğer takımlarımızın da Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da bir transfer girişimi var sol tarafa. Bu konudaki operasyonlarında yüksek mesai harcayacakları, çok büyük enerji sarf edecekleri süreç, yani 48 saatlik süreci çok yakından takip etmek lazım. Ben bir kez daha söylüyorum, Galatasaray adına Jadson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu en geç bu 2 günde, yani 48 saatlik süreçte 1 ve 2 Eylül'de bitirilebileceği kanaatindeyim. Çünkü Benfica'nın ve Brentford'un politikaları bütün bütüne değişmiş olacak. Üstelik Halil Dervişoğlu ve Jetson da Galatasaray'dan yana iradelerini beyan etmiş durumdalar kulüplerine. Şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.